Bugün arılara kışlık şerbet yapımını görüntüleyeceğim sizler için. Belki aranızdan benim yaptığım şerbeti tercih edecek olanlar da olabilir çünkü. Biraz değişik bir şekilde yapacağım. Nevzat hocamızın bana verdiği tavsiyeleri de dikkate alarak kışlık şerbetimizi bire 1,5 ölçekte, yani 1 su 1,5 şeker ölçeğiyle yapacağım. Bunun için 5 kiloluk şekerimizi gittik aldık. 5 kiloluk şekerimiz. Ve aşağı yukarı 3 litrelik suyumuz hazırlandı, kaynatıldı. Şimdi kaynayan suyumuzu getiriyorum. Yaklaşık 3 litre kaynayan suyumuz var burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi önce şekerimizi şu karıştırma kabının içine bırakacağım. Şekeri oraya bıraktıktan sonra masanın üstüne de bıraktık. Yanlış kesilince bunlar. Artık yapacak bir şey yok. Evet. Tam 5 kilo şekerimizi karıştırma kabımızın içine döktüm. Bu sefer biraz fazla olacak şerbetimiz. Varsın şerbetimiz biraz fazla olsun. Şöyle yapalım. Hemen kenara dökülenleri zayi etmeyelim. Evet. Şöyle aldık. Şekerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi şekerimizi suyla karıştırmamız gerekiyor. Suyumuz kaynadıktan sonra şekerle buluşturacağız ama onu da yapmadan önce şöyle görmüş olduğunuz gibi şu miktarda limon. Limon suyunu suyumuza döküyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi bu ev yapımı Zübeyde kardeşimin benim için özel olarak hazırlayıp bana vermiş olduğu özel sirkemiz. Yarım bardak kadar da, yarım çay bardağı kadar da sirkemizi döküyoruz. Bunların hepsi organik olduğu için aralara hiçbir zararı olmayacak şeyler. Ayrıca vitamin konusunda hayvanları desteklemek açısından ben evde kuşumuz olduğu için şöyle bir şey tercih ediyorum. Yakından göstereyim. Bunun içindeki vitaminden bir miktar suya karıştırmayı tercih ediyorum. Açıyorum şimdi. Bunu tabii ki ben de göz kararı yapıyorum. Öyle bir ölçü belirlemiyorum ama geçen verdiğimde şöyle aşağı yukarı 3 litreye şu kadar damla yeter. Zaten normalde bir kuşun suluğuna bir damla koymanız falan gerekiyor. Burada 3 litre suyumuz olduğunu hesaplayacak olursanız vitamin çok fazla gelmez yaptığımız vitamin. Evet, şimdi karıştıralım şöyle kaynamış suyumuzu. Ondan sonra da yavaş yavaş şimdi bir yardım isteyeceğim aslında ama yardıma da çok gerek yok. Şöyle yavaş yavaş asıl mesele bunu düzgünce karıştırmakta. Limonu niye attık? Limon şekerlenme yapmasın, kristalize olmasın diye atıyoruz. Sirkeyi hayvanların sağlığı için bir tedbir olarak kullanıyoruz. Şey yapalım. Evet, şekerimiz şimdi yavaş yavaş bu suyun içinde eriyecek. Eriyene kadar hiç aralıksız karıştırmak gerekiyor.
ve birazcık şekeri bol kullandığınız zaman, yani kış şerbeti yaparken şeker daha bol oluyor tabii ki. Şeker daha bol olduğu için karıştırmakta biraz güçlük çekebilirsiniz. Ama hiç önemli değil. Suyunuz sıcak olduğu için rahat rahat onu eritebilecek durumda. Şu anda mesela dibindeki birikmiş şekerleri de rahat rahat kaldırdım suyu çektikten sonra. Şimdi yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. Saat yönüne ve saat yönünün aksine. Böyle olunca daha çabuk karışıyor şekerle su. Daha evvel yaptığım şerbeti de bu usulle yapmıştım. Benim için pratik olmuştu. O yüzden böyle bir çekim yapmayı da tercih ettim. Belki bazı arkadaşlar benimle aynı yöntemi kullanır ya da kullanmaz. Ya da farklı fikirler alabilir. Ya da yanlışlarım varsa onları söyleyebilir diye. Bu şekilde bir çekim yapmaya karar verdik. Evet, kış şerbetimizi 5 kilo şekere 3 litre suyla yapıyoruz. Daha önce yaptığımızı neredeyse birebir yapmıştık şerbetimizi. Dolayısıyla o şerbetimiz birazcık daha sıvıydı, akıcıydı. Ama bu şerbetimiz biraz daha viskozitesi yüksek olacak. Çünkü şeker çok daha fazla olacak diğer yaptığımız şerbete göre. Şu anda sıkıntısız karışıyor zaten. Ama sadece bunu istikrarlı bir şekilde karıştırmaya belli bir süre devam etmeniz lazım. Yarıda bırakmayın, dibine çökelti olmasın. Zaten limon da koyduğumuz için siz karıştırdıkça artık berrak bir hale gelecek. Şeker meker çok fazla görmeyeceksiniz aslında düzgün karıştırdığımız takdirde. Sonraki süreç içinde limondan dolayı herhangi bir şekerlenme ya da kristalize olma durumuyla karşılaşmayacaksınız. Evet. Şöyle yapalım. Alalım görüntümüzü. Şöyle gelelim. Evet. Herhalde suyu karıştırdıktan sonra herhalde bir 4-5 dakikamız oldu. Şerbetin yavaş yavaş berraklaştığını görebilirsiniz. Şöyle tutalım. Şerbet berraklaştıkça İşin sonuna yaklaştığınızı söyleyebilirim. Ne kadar berrak halde bu şerbeti bırakırsanız o kadar sağlıklı bir şerbeti yaptığınızı düşünmelisiniz bence. Kendi deneyimlerimden de söylüyorum. Verdiğim şerbetlerle ilgili şu ana kadar bir sıkıntı olmadı. Ama kış şerbetini birazcık geç yaptık maalesef. Bu sene çünkü peteklerimizle ilgili biraz sıkıntı oldu. Kovandaki peteklerle ilgili. Ana arıların yavru yapacağı yerler çok olmadı. Çünkü biz şerbet verdik sonbahar geldiğinden itibaren. Ama dışarıdan da nektar akışı yoğun bir şekilde devam edince bu sefer açık peteklerin hepsine bal doldurdu arılarımız. Dolayısıyla ana arıya yavru atacak yer kalmadı. Şimdi biz o sorunu çözmeye çalışıyoruz ana kovanımızda. Bölme kovanımızda çok ciddi bir sıkıntı yok. Ama işte şerbetimizi yapıp bir an evvel artık arılarımızda iyice havalar soğumadan desteklememiz gerekiyor. Şerbetimizin son durumu bu. İçine kattığım maddeleri de gördünüz. Eleştirileriniz ya da katkılarınız olursa videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdilik bu kadar. Şişeleme sırasında tekrar gerekirse, özel bir durum olursa
şişelemeyi de kaydederim. Ben genellikle 5 litrelik pet şişelere şişeleme yapıyorum. Onları götürüyorum arıların yanına. Oradan da peyderpey kullanıyorum. Bu sefer 5 litrelik pet şişemiz yok. 1,5 litreliklere doldurup götüreceğim ilk etapta. Ama daha sonra 5 litrelik petleri bulduğum zaman 5 litrelik petin içine koyup götürebilirim. Evet, şöyle gösterelim. Bakın karıştırdıkça berraklaşıyor. Evet, önemli olan da bu. Bunu yapıyorsanız, bunu yapmışsanız bence şerbetiniz hazır demektir. Tabii ki soğuduktan sonra paketleyip istediğiniz yere götürebilirsiniz.